geldik mutfağımıza. Şimdi harika bir börek tarifi vereceğim. Eğer şöyle 3 tane patatesiniz varsa mutlaka ve mutlaka bu böreği deneyin. Harika patatesli, güllü ve biberli börek. Yani soğan içinde her şey var. Harika bir börek arkadaşlar. Mutlaka deneyin derim. Evet, 3 tane patates gördüğünüz gibi arkadaşlar. 3 patates. Soğanı bol olsun arkadaşlar. Soğan harika bir şey. Ve 2 tane soğan. Ve bir değişik bir farklılık olarak size sarımsak diyeceğim. Şöyle tabağımın içine koydum. Şey olsun diye sarımsaklarım. 4 tane sarımsak daha fazla koyabilirsiniz. Harika bir lezzet veriyor yalnız. Evet. Daha sonra 1 su bardağı bu arkadaşlar. Bunu yazık videolarını izleyebilirsiniz. Biber közlemesi, biberler yuttum közledim. Onlar daha doğrusu ben arkadaşlar öyle çok fazla hani dondurucuya bir şeyler atayım yapayım falan modunda değilim. Yapmam da. Bunu anneciğim için yapıyorum. Çünkü o çok fazla yeşilliktir, turşudur yemiyor. En azından yemeklerin yanında bir çeşme olur mesela bunun üzerine. Daha sonra yapalım. Yaparız. Ve bundan sonraki videolarda da var. Mesela sarımsaklı yoğurt, sarımsaklı yoğurdu başka bir şeyin üzerine de ekleyip yapacağım. Onu da bakın, takip edin. Beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Ay bir de şunu söyleyeyim, ne olur bizim dönemimiz şu Facebook'tan, Instagram'dan değil, YouTube'dan beğenin beni ve yorum yapın. Neden? Çünkü bir üste taşımış oluyorsunuz. Hani orada yaptığınız beğenilerin hiçbir faydası yok arkadaşlar. Tamam. Ya tamam beğeniyorsunuz da hani bunu ben de bilmiyordum daha önce yeni öğrendim o nedenle söylüyorum tamam. Evet sonra olmazsa olmazımız baharatlar şöyle göstereyim ne işe yarıyordu neler yapılıyordu bunlarla neler daha önceki videolara bakın çok uzatmayayım yani tamam mı? Ha. Bunlar iç malzemesi. Afilik olmazsa olmazımız içildiğiniz değil mi? Bunu arkadaşlar maydanoz şöyle göstereyim. Maydanoz ve şöyle kerem vardı yeşillik olarak. Dereotunu ne isterseniz. Yani bazı insanların dereotunu sevmiyor. O nedenle ben çok fazla dereotu hani kullanmıyorum. Onu çok severiz. Yani biz severiz bir şey yoktur zaten. Hani için yüzü sapına sıradan başkasını yeriz. Tabii genel müzakere göre de değişebilir. Tamam. Sevmiyor. Tamam. Sonra yufkayı ıslatmak için 3 tane yufka. Arkadaşlar ben onu sorayım size. Şimdi geçen gün ben bir aradım bunu birkaç market dolaştık yerel falan. Yok bulamadık. Ne yaptık? 3 yufka. Migros'ta var. Çünkü diğerleri 1 kilo. Ben de şimdi hani bu dönemde hani daha önceki dönemde 1 kilo. Alırsın tamam tıklayışta onu harcarsın bunu harcarsın. 2 kişiyiz evde. Dağıtıyorum altı üstte sağa sola ablamlara şeylere falan götürüyorum ama arkadaşlara. Ama yani taze taze bulsun değil mi? Hani 3'er tane Migros da var aklınızda olsun oradan alabilirsiniz. Evet şimdi bunlar iç malzemeydi. Gelelim yufkayı neyle ısıtacağız? 3 tane yufka. 3 tane yufkadan 12 tane yapacağım arkadaşlar ben. Ama istiyorsanız daha fazla da yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Tamam. Evet. 1 su bardağı yoğurdu. Taze yoğurt. Kendim yaptım. Hani daha önce videolarımda taş gibi sert yoğurt vardı. Hatırlıyor musunuz? Bakınız. İzleyin ve beğen tuşuna basınız. Evet. Ve ben bunun içerisine bir kaymak koyacağım. Bu da arkadaşlar şöyle kaymak tabii. Doldurdum. Sütüm çok güzel ve üstündeki çok fazla yağ birikiyor. İşte kaymak olur. Onu alıyorum. Ben biriktiriyorum. Ve böyle böreklerde, makarnada falan kullanıyorum. Tavsiye ederim. Sonra bir su bardağı zeytinyağı. Zeytinyağı kullanıyorum arkadaşlar. Ben yani çiçek yağı falan kullanmıyorum. Yani söyleyeyim zeytinyağı. Ve bir tane de soda. Sodamız tamam. Ve üzerine de bir yumurta kalıtı süreci. Şimdi ben sizden bunları bir de böyle yukarıdan bir düşünün.
yerken neler aklınıza daha kolay kalsın. Tamam. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu grup iç malzeme patates, soğan, kırmızı biber, közlenmiş biber harika bir lezzet oluyor. Yeşillik, maydanoz, dereotu, ne varsa ve olmazsa olmazım baharatlarım, sarımsak. Bunları şimdi doğrayıp şuraya koyacağım. Ve daha sonra da iç malzemesi. İsterseniz bunu dökebiliriz iç malzemesini beraberce. Evet, ilk önce zeytinyağımızı dökelim. Evet, sonra yoğurdumuz gördüğünüz gibi taze yoğurt olduğu için biraz çalkalayın içine. Sonra kaymağımız, kaymak süper bir börek olacak yani şöyle arkadaşlar. Ve sodayı da açıp ilave edelim. Tamam. Şimdi soğanları kavuracağız ve daha sonra da patatesleri de küp küp doğrayıp içerisinde onları da kavuracağız. Şimdi şurada gördüğünüz gibi sağ olsun bunları anneciğim doğradı yardımcı olmak amacıyla. Çünkü bugün üçüncü çekimimde üçüncü böreğim, hani demiştim ya size çok özledim, böyle misafirim gelecek gibi. Daha iki tane daha var arkadaşlar. Ha, bana her zaman sorarlar nasıl yetiştiriyorsun işte çalışma hayatı. Bir de arkadaşlar ben kaya tuzu yani bu salamura tuz kullanıyorum. Bilginiz olsun, şu kadarcık koyacağım. Eğer dokunuyorsa tansiyon, şeker kullanmayı. Şimdi anneciğim bunları yapmaz ama sağ olsun işte soğanını doğrar, patatesini doğrar. Bunlar da büyük iş biliyorsunuz. Ben birleştiririm işte kurstan gelirim, dersten gelirim falan, bu şekilde olur. Gördüğünüz gibi soğanlar kavrulduktan sonra patatesleri böyle incecik incecik doğrandı. Bu da anneciğim doğradı. Böyle annemin doğramasını, bir de yeğenimin çok severim. İncecik incecik doğrarlar. Yani hem biraz daha sakalım doğrama kadar doğrayayım da onlar ince doğrarlar. Böyle çok çok güzel. Bu da kavrulsun bakalım. Şimdi hepsini birleştirip. Ha, buna da 2 kaşık yağ koydum arkadaşlar. İster 1 kaşık koyun ve bir de tuz koymayın artık isterseniz. Diğer kısa koyduk ya siz gelirsiniz. Şimdi arkadaşlar iç malzememiz burada. Şu da karışımımız. Tamam. Şunu da şöyle. Ha, ben borcam kullanmayı severim demiştim. Bunu geçen gün valla bunlar kesilmiş tarafı aslında ama hiç sevmiyorum. Neden? Çok harcanıyor. Yani boşu boşuna harcanıyor bana göre. Ama çok da uygun bir fiyatı. 150 falan aldım. Şimdi hamilem de ben canım. Şimdi şöyle yufkamızı koyduk çünkü göremiyoruz diyorsunuz. O nedenle şöyle yufkamızı koyduk. Şimdi bunu 4'e ayıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar bir yufkamızı şöyle serdik. Evet, 4'e bölüyoruz yufkayı. Tamam, 4'e böldük. Ve ıslatmayı unutmayalım. Şöyle karışımımızda. Evet, ıslattık. Böyle. Evet. Ve şöyle her tarafını ıslatalım. Sonra şimdi göstereceğim kenarlarına evet malzememizi koyalım. Bol, 2'şer kaşık koyun, bol malzemeli olsun arkadaşlar. Nasıl isterseniz kenarlarına. Şöyle. Evet, malzemesi koyduk. Şimdi bunlar üçgendi. Değil mi? Üçgendi. Bakalım nasıl oldu. Şöyle göstereyim. Birinci adımımız kenarlar kıvrılıyor.
İkinci adımımız uzun bir çubuk. Patates sırası geldiği için. Evet. Üçüncü adımımız yere. Dördüncü de tamamlandı. Ve şöyle tepsiye bulgur olarak yüzeyim. Şimdi bunların üzerine yumurtasını sürelim. Ve hadi fırına. Harika mis gibi böreklerimiz fırından çıktı. Bunlar biraz fazla kızarmış ama harikalar. Haydi bakalım. Değerli patatesli gül böreği mis. Hadi bakalım tabağımıza alalım. Bakın şu şekilde görüntüsü. Harika değil mi? Afiyet olsun. Hadi bakalım.